Şimdi neyse. Sinirlenmiyorum. Çok sakinim. Ekipmanlarımızı nasıl yerleştireceğiz, nasıl kullanacağız adlı çalışmalara bakacağız. Neyi nereye koyarız, neyi nerede tutarız adlı çalışmaya bakacağız. Bitleri bu arada duyamadığım için okuyamıyorum. Gördüklerimi okuyacağım. 6 bit gelmiş. Teşekkür ediyorum Buracığım. Çok sağ ol. Şimdi bir, üzerimde 3 tane tabanca şarjörü var. Üçü de aynı. Bir farkları yok. Şimdi bir tek şunun alt tarafı düştü, kırıldı veya bir yere koydum. Bilmiyorum nereye koydum. Şimdi mesela bunu ön panelime yerleştiriyorum. Buradan şu şekilde çekebilmek adına. Daha rahat çekebilmek adına. Ön panelime yerleştiriyorum. Bu ön panelimde duruyor. Bir tanesi şu yan panelimde duruyor. Şurada. Görmüş olduğunuz gibi. Buradan çekip yuvaya sürebilme adına. Bir tanesi de tabancamda duruyor. Bakın şimdi tabancamı buradan çektim. Neredeyim? Tabancamın ucu nereye bakıyor? Tavana bakıyor. Böyle değil. Böyle değil. Öyle böyle değil. Tabii bunların hepsini takmadan önce kimsenin sikine takmadığı ama Airsoft'ta önemli olan bir unsuru gözümüze takalım ki herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmayalım, değil mi arkadaşlar? Gözümüze kazayla bir kör atış gelmez. Şimdi şarjörümüz hazır. Tabancamız içi boş, eminiz. Bak, boş kontrolünü nereye yapıyorum? Hedefime yapıyorum. Şu an siz hedefimi göremiyorsunuz. Hemen size hedefimi gösterteyim. Hedefim burada abi. Kontrolümü hedefime doğru yapıyorum. Sonrasında döndük. Şarjörümü takarken bakın, parmağımın ucu benim işaret ettiğim yer neresiyse şarjörüm de oraya gider. Neden böyle tuttuğumu anlayın abi. Böyle tutmamın sebebi şu: bunu yuvaya gönderebilmek. Bak, bunu yuvaya gönderebilmek. Buradan aldım, taktım, hedefime hazırım. Ve bak, hep hedefime giderken şarjörümün, yani tabancamın ucu ne ileriye bakıyor ne de yere bakıyor. Hep yukarıya bakıyor abi. Neden? Birisi benim önümdedir, arkadaşım önümdedir. Arkadaşım önümdeyken şarjör değiştirmem gerekir. Zaten böyle duruyorum. Değiştireceğim zaman da böyle değiştiriyorum abi. Şu an drop geldi, düzeldi. Tamam. Neyi sordunuz abi? Ağzın içine boncuk girme ihtimali korkutucu. Değil abi. Yedim. Ben dişime de boncuk yedim. Dişimden de vuruldum. Ama oluyor abi. Bu bir hobi. Vurulma riskini göze alacaksınız babacığım. Bu kadar basit. Yüzünüze takın abi şeyinizi, maskenizi. Vurulma riskinizi düşürün birazcık da aşağıya. Ama ne kadar maske takarsanız takın, en ufak açıktan vurulursunuz. Bu da Murphy kanunlarından bir tanesidir. Çok karşılaşırsınız. Tüfeğimize dönelim. Tüfek şarjörlerimize dönelim. Şimdi şöyle 3 tane şarjörüm var. Bunlar midcap. Tüfek şarjör dizilimlerimde ben şu şekilde bir kullanım yapıyorum. Şu makası alalım. Şimdi dizilimim bu şekilde. Bendekilerin hepsi sağa bakıyor. Neden? Ben bunu buradan çektiğimde tüfeğim böyleyken rahat takabileyim diye. Bak nasıl çekiyorum, nasıl geliyor. Buradan çekeyim. Direkt yukarıya geliyor. Burada kolay tutma, sertçe bir şekilde çektiğimde gelebilmesi için bir mandalım mevcut. Buna ne derseniz deyin. Tüfek kısmına geldiğimiz zaman da tüfeğimiz şu an böyle oldu arkadaşlar. Biraz uzun. Ben bunu askı kayışıyla kullanırsam mikrofona çok çarpacağımdan dolayı şu anlık askı kayışıyla kullanmayacağım. Şimdi mesela böyleyim. Hazırım. İşte hedefe döndüm. Attım. Şarjör değiştireceğim zaman tüfeğimi kol altı hizama alıyorum. Bu önemli. Kol altıma aldığımda da yine namlum yukarıda. Çalışma alanım burası. Tüfeğimi görebiliyorum. İki, buradan çıkardığım ekipmanı da buraya takabiliyorum. Çok basitleşiyor her şey. Hangi pozisyonda olursanız olun, değiştirme açınız
değiştirme yapınızın bence bu olması gerekiyor. Şimdi şunu bir askı kayışıyla denesek nasıl olur? Götü yer mi ekipmanlarımın? Yer be baba. Yer be baba. Evet. Askı kayışı takmayı gördünüz. Askı kayışını şu an taktım. Biraz kablolarımı sıkıştırdı. Çok fazla kullanmamaya özen göstereceğim. Şimdi askı kayışımı çapraz takmamın sebebi birincisi şu. Çapraz taktığımda askı kayışımı görmüş olduğunuz gibi benim iki elimi kullanabileceğim bir pozisyona gelebiliyor. Tabii bu kabloların olmaması lazım arkadaşlar. İki elimi kullanabileceğim pozisyona geliyor. Çalışma alanım benim. Yani iki elim oluyor, anladınız mı? Herhangi bir yere bir şekilde çarpmıyor, sürtmüyor. Üzerimde ekipman düzgün duruyor. Şimdi abi ateş edeceğim. İki nokta askı kayışı benim nişan almamı engelliyor. Bak şu an engellettiriyorum. Alamıyorum. Omzuma dayayamıyor. Yapman gereken şey şu. Şu elini görüyor musun? Kaldır. Şuradan koy. Atış hattındasın. Bu kadar basit arkadaşlar. Çift nokta askı kayışını kullanmakla alakalı şu an bir eğitim yapmayacağız. Şu an sadece atışla alakalı eğitim yapacağız. Çünkü bu beni biraz yoracak. Çok fazla şeye çarpacak. Adını sen getir. Kameranın kablolarına çarpacak. Ve bundan dolayı da görüntüyü bozacak diye şu an o korkuyla bunu bırakıyorum kenara. Şimdi gelelim. Açımızı bir kontrol edelim. Mami açıyı kontrol edebiliyor muyuz? Muhammed. Şöyle Muhammed yok abi. Şu an yattığım zaman açıya nasılız abi? Hedefe bakıyorum şu an mesela. İyi mi? Biraz size geç geliyor. Mami bir baksana vuruş açıma. Evet. Gayet iyi değil mi? Sol, orta, sağ. Tamam. Evet abi iyiymiş. Tamam. Şimdi ben bunun bu arkadaşımızın sıfırlamasını yapmak zorundayım. Bu arkadaşımızın Mami şeyi sen orada ısınıyorsan genel kaloriferi kapatsana benim için sıcak. Şimdi dostlarım bunu sıfırlamasını nasıl yaparız? Öncelikle üst kapaklarını açıyorum. Ateş etmeden sıfırlama olmaz. Reddatların üzerlerinde sol, sağ, yukarı ve aşağı diye özellikler olur. Tamam mı arkadaşlar? Bunu unutmayın. Şimdi atışımı yaparken kendime mesela solda 2 kare görüyoruz ya, beyaz kare. Ben şu an o 2 beyaz karenin ortasını reddata baz alıyorum abi. Reddatımla oraya bakıyorum. Attığım zaman nerede kalıyor? Reddatımla bakıyorum ama ateş ettiğimde onun birkaç parmak altında kalıyor. Bu durumda benim reddatımı aşağıya indirmem gerekiyor. Onun için reddatımın üzerinde bulunan up ve down tuşunu kullanarak, yani clean'i kullanarak çevirerek reddatımı aşağıya indiriyorum. Nişan hattını aşağı indiriyorum. Ve şu an sıfırlaması benim için tamam abi. Reddata baktığım yere oturdu. Ben bu kadar hızlı ayarladım. Muhtemelen siz bu kadar hızlı ayarlayamayacaksınız. Tekrar ediyorum. Nasıl olduğunu. Şimdi 1. Reddatınızı önce bir yere nişan alarak sabitliyorsunuz kendinizi. Nişan alıyorsunuz, atıyorsunuz. Attıktan sonra nişan attığınızı bozmuyorsunuz. Reddat mesela nereye gösteriyor? Aşağıya. Reddat baktığınız yere gösteriyor ama boncuk aşağıya gidiyor. Bu durumda siz reddatı aşağıya çekip o boncuğun gittiği yere indirmeniz gerekiyor ki reddattaki doğru sıfırlamayı elde edebilin. Bunda menzil değişkenliği olur. Ben şimdi mesela bu reddattaki menzili yaklaşık 2-3 metrelik bir mesafeye ayarladım. 2-3 metrelik mesafede şu an ben bunu sıfırladığımda uzun mesafede sıfırlamam doğru olmaz. Ya yukarıda kalır ya aşağıda kalır. Onun için mesela örnek verecek olursak 50 metrelik bir mesafeye sıfırladığınız zaman yakın mesafedeki hedefiniz değişir.
Yakın mesafeye sıfırladığınızda uzak mesafedeki hedefiniz değişir. Bu durumda da redatınızı tanımanız, nasıl olduğunu bilmeniz gerekir. Bunlar önemli ince ayrıntılar, zamanla öğreneceğiniz şeyler. Oyun oynayarak öğreneceğiniz şeyler. Orada bir 100 bit gördüm. Çok teşekkür ediyorum. Yunus'cum çok teşekkür ediyorum. Devam ediyoruz. Şimdi tüfeğimiz sıfır, hazır. Tüfek bir şurada dursun. Şimdi biraz tabanca ile antrenman yapacağız. Kullandığım tüfek bu arada TR16 komando. Full metal, EBB özelliğe sahip. Elektrik blowback özelliğine sahip. Şimdi tabancayla doğru tutuş ve birkaç tane ufak ayrıntı çalışacağız. Tamam mı arkadaşlar? Nasıl tutarım? Bunu göstereceğim size. Şimdi bir, önce şarjörümü çıkardım. Tabancamı emniyete aldım. İçi boş. Hiçbir biçimde atış ve zarar verici bir yapıda değil. Tabancam CZP-09 arkadaşlar. Pek çoğunuz biliyorsunuz. Üzerinde bir Surfire var. Bu Surfire fener olarak kullanılıyor. Uzun mesafede pozisyon aldığımda size tuttuğumda sizi kör edici bir özelliğe sahip. Hedefe tuttuğumda da hedefi netleştiren bir özelliğe sahip. Görmüş olduğunuz gibi bilmiyorum kamerada ne kadar aydınlatıcı duruyor. Ama bak arka taraflarda tuttuğum zaman, yani pozisyona tuttuğum zaman daha netleştirici bir hale geldiğini görebilirsiniz. Bunu atışta kullandığım dürbün fenerlerinden bir tanesi bu arkadaşımız. Şimdi devam edelim. Oyuncağımızda pek bir şey yok. Hiçbir özelleştirme yapmadım. Şuraya şu şekilde askeri militarist lastikler ekledim. Avcuma koyduğumda şu parmaklarım daha rahat otursun diye. Gördüğün gibi burayı aşağı çekip daha oturabilir hale getirip elimin daha rahat kavramasını sağlayabiliyorum. Şu oturmayı rahat yapsın diye onları koyuyorum. Bana göre bir özelleştirme bu. Üzerinde stepling var. Stepling demek bu nokta nokta gördüğünüz ayarlar demek. Elinizden kaymamasını sağlıyor. Şimdi biz bunda tabii ki de eldivenle çalışacağız. Eldivenle çalışıp bu işi başaracağız. Şimdi önce önümüzde 3 tane üstte, şöyle görelim beraber. 3 tane üstte, 3 tane de altta hedef var. Şimdi basitle başlayacağız. Önce hangi hedefi atacağımı siz belirleyeceksiniz bana. Sayılar vereceğim. Sol üst 1 olacak. Orta 2 olacak. Sağ üst 3 olacak. Sol alt 4, 5 ve 6 olacak. Siz bana kaçı atacağımı önce söyleyin. Bir onu atalım bakalım. Bekliyorum kaç atacağımı söyleyeceğinizi. Burada da şurada bir timer çalıştıracağım. 3'e atacağız. İlk 1 yazıldı abi. 1 ile başlayacağız. İlk yazanınkini atacağım. Hızlı olan kazandı. Şimdi şu gözüme çok ter geldi. Çok özür diliyorum arkadaşlar. Sizin için ter döküyorum ve gözüme gelen ter gözü yakar. Evet. Tamam, stop. Şimdi önce 1 dedik. Tabii içi boş olduğu için atmayacaktır. Bu arada şöyle namluyu bir kontrol edelim. Namluda bir adet var mı lan? Görüş alamadım. Var olduğunu varsayacağım. Yokmuş. Şu an şu kablo biraz beni engelliyor ama yapacak da bir şey yok. Hazırsak sol üst 1 check at yapacağım. Bugün bipleyecek mi? Ha. Şimdi gelin abi beraber ne yapmışız? Nereye atmışız görelim. Şu an gördüğünüzü varsayıyorum. Şunu görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Burada bir adet atışımız var. Şöyle bunu çizelim. Bunu tekrarlayacağız. Bunu tekrarlamaya devam edeceğiz. Görünüyor. Tamam. Stop. Start. Abi şey çok kötü.
Şu kablo bir tık alışacağız ona. Şurada bir tane daha. Attıklarımı kalemle işaretliyorum ki bir daha aynı çevresindeki bir noktaya atarsam nereye attığımı öğreneyim diye. Şu an benim için farkındaysanız bir numaralı atış easy. Stop. Abi çekimimi de zorluyor şu. Bu kablo şu an çekmemi de engelliyor. Şöyle alırsam engellemeyecektir. Evet, şu an deneyeyim mi bir tane? Tamam. Evet. Bir gidelim. Ne yapmışız görelim. Fena değil abi. Fena değil. Bu tek atış en basitleri zaten. Bunlar çocuk oyuncağı. Oo, bir şeyler oldu. Mikrofona bastım. Lanet olasıca kablolar. Sesin bozulmadı değil mi gençler? Evet. Kabloyu bir şekilde sırtına falan sabitleyip arkadan yollama mümkünse daha kolay olmaz mı? Ya olmaz çünkü kablonun boyu kısa. Elimdeki kabloyla idare etmek zorundayım. Bu da bir tık sıkıntı yaratıyor ama yapacak da bir şey yok arkadaşlar. İdare edeceğiz böyle. Şimdilik. Sonrasında gelişecek. Şu an bu prototip yayın zaten. Kabloyu önüme aldığımda daha rahat ediyorum. Bu arada onu fark ettim. Şurada olduğunda daha rahat ediyorum. Abi 2 numaralı hedefe geçeceğim. 2 numaralı hedefe check at yapacağım. Uf. Nice. Evet. Şimdi 2 numaralı hedefte tam ortadayız abi. Çek atlarda rahat hareket edemiyorum. Çünkü kablolar hakikaten bassam kopacak kıvamda oldukları için bir tık korkutuyor. Tam ortada. Şimdi devam. Devam. Bir tane daha yapalım. Siz bip sesini duyuyorsunuz değil mi? Dostlar. Aynı delikten mi atmaya çalışayım? Deneyeyim. Oo, biraz ters çektim. Ondan dolayı ha. Şimdi bak, bu olayı size anlatayım. Bu olayın neden olduğunu size anlatayım. Mesela çektikten sonra rahat edemediğim için tabancayı elime tam oturtamadım. Tabancayı elime düzgün oturturmak için sağ elimle aldığımda hafif şöyle kaldı. Bunu düzeltirken de sola çektirdim atışı. Bundan dolayı da ortanın solunda kaldı. Şimdi bunu, bu hatayı düzelte düzelte, çalışa çalışa devam edeceğiz. Stop. Start. Evet. Şimdi birazcık daha düzgün bir atışımız oldu. Görmüş olduğunuz gübünü. Evet, devam. Görüntü ve ses çok iyi. Bütün sesler net. Şimdi şu şarjör benim bir tık sıkıntılı şarjörüm. Öbür şarjöre geçmek istiyorum. Neredesin Firuze? Evet. Şundan sokarken normalde böyle sokulur. Ben böyle yapıp sokuyorum ki şu pezevenge denk gelmeyin diye. Çok sıkıntılı oldu pezevengin sağımda olması. O bip sesi benim atış yapmamı sağlayan ses. Yani bana diyor ki atış yap diyor. Burada da atış rekorumu tutuyor aslında zamanlama için yani. Ama çok ciddiye almıyorum. Şu an ısınma turları. Şimdi ne yapıyoruz? 3 tane onu attık, 3 tane onu attık. Şunu yapacağız. Bir tane sol üste. Şu sol üsttekine. Bir tane alta. Bir tane de sağ üstte atacağım. Bipten sonra pop 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 yapacağım. Hazır mıyız? Bu arada öküz gibi ter geliyor gözlüğümün camına. Hani sağlam ter geliyor.
Onu bir sileyim. Gözlük camıma ter geliyor abi. Buğu yapmıyor. Bu buğu yapmayan gözlük de. Ter gelmesi benim için görüşümü engelleyen faktörlerden birisi. Evet, gönderiyorum abi. Bekleyin. Evet, ne kadar gördünüz bilmiyorum. Ama bir gidelim bakalım ne yapmışız orada. Şimdi bir tane şuraya atmışız temizinden. Bir tane buraya atmışız temizinden. Bunu görüyor musunuz bilmiyorum. Şöyle eğileyim, rahat görün. Bir tane de buraya atmışız temizinden. Ve bu pap 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 seyri. Ne kadar hızlı, o kadar seyri, o kadar iyi. Bizim için öyle. Hazır mıyız? Devam edelim. Bunu bir kere daha yapalım. Bu sefer de ne yapalım? Sol alt, orta, sağ alt yapalım. Ne diyorsunuz? Yapalım mı öyle bir şey? Devam. Stop. Start. Hadi gidelim. Burada bir tane var. Elime tam oturtamamışım. Bak solda kalmış. Ondan sonra şurada bir tane var. Bir, iki, bir tane de burada var. Üç. Bu güzel oturmuş. Bu iş yapar. O da güzel oturmuş. O biraz sol üstte kalmış. Ama çalışarak düzeltir miyiz? Önemli olan bu. Şimdi bunu şu an biz düşün. Oğlum sakin ol. Kamera bana lazım. Nereye takıldı lan bu? Muhammed. Ha tamam. Tamam çözdüm. Kabloyu demek ki bir tık daha uzatacağız. Bu önemli. Kabloyu uzatacağız. Evet abi. Tekrar edeceğim. Bu sefer de ne yapacağım biliyor musun? Sol alt, orta, sağ alt yapacağım. Devam. Bakalım ne yapmışız. Şu sol alt. Şu orta. Şu da sağ alt. Evet, güzel. Şimdi tabancada kötü değilim abi. Tabancada iyiyim. Onun için şimdi size farklı bir şey göstereceğim. Bak şimdi abi. Şimdi bugün bu kablolar kopmazsa daha da kopmaz. Şarjörümüzün içerisindeki doluluğu kontrol ettim. Şimdi şunu yapacağım. Biraz zorlayacağım. Yapıyı biraz zorlayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Büyük. Bak şimdi sayılar nasıldı abi? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 idi değil mi? Aslında benim bunları üzerine yazmam lazım da gerek yok. Mental hafızayı çalıştıracağım. 1, 6, 2, 5, 3, 4. 1, 6, 2, 5, 3, 4 yapacağım. 1, 6, 2, 5, 3, 4. 1, 6, 2, 5, 3, 4. Woo, zor olacak, hadi bakalım. Bize de bu yakışır ama değil mi? Hazır mıyız? 1, 6, 2, 5, 3, 4. Anladınız değil mi ne yapacağımı? 1, sol üst. 6 sağ alt, 2 orta, 5 alt orta, 3 sağ üst, 4 de sol alt. Ben şu an sizi karıştırdım. 1, 6, 2, 5, 3, 4. Hadi bakalım yapalım. Bastın mı start'a? Basmamış. Evet. Bir bakalım ne yapmışız. Şimdi şu bir, şu iki, şu üç, şu dört, şu beş ve bu da
Aldı. Hadi eyvallah. Hadi eyvallah. Şey değil mi? Görüntüyü donduruyoruz. Lan bu nereye takılıyor? Ha. Görüntüyü donduruyorum. Ben gidip kalemle o delikleri açıyorum. Ondan sonra şey, adını siz getirin. O delikleri açıp sonra tekrar oynatıp aa buralardan vurmuşum diye. Canlı yayın arkadaşlar. Hepsi canlı yayın. Zoru severiz. Şimdi şey yapalım abi. 1-2-3 soldan sağ, 6'dan da geriye doğru yapalım. 1-2-3 pap 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 seri. Bir kontrol edelim. Yeter. 6'dan fazlamız var. Sen şuraya gel. Kardeşim kardeşim güzel kardeşim. Dur bakayım. Ha. Lan! Erken yaptım. 1-2-3 5-6 5-4-6. Aynen öyle bir şey yapacağız. Bekleyin abi şu gözümü bir sileyim. Sağ gözüme inanılmaz ter geliyor. O ter de buraya bulaşıyor. Görüşümü sıfıra indiriyor. Ama terlemeden adam olunmaz arkadaşlar. Terleyeceksiniz. Ups. Tamam peki. Kılıftan bir tık zor ayrıldı bu sefer. Şu 1. Şu 2. Şu 3. Şu 4. Oo buraya bir tane. Aha delikten geçirmişim abi. Sonunda bunu başarmışım. Aynı delikten geçirin demiştiniz ya abi. Alın al. Aynı delikten buradan geçirmişim. Daha tabii delik sayısı arttıkça aynı delikten geçirmek kolay bir şey. İstem dışı geçiyor zaten hedef aldığında. Evet. Şimdi birazcık bunu tüfekle yapacağım. Ama onun öncesinde şarjör değiştirmeyi size bir tık göstermek istiyorum. Şimdi mesela bir adet atacağım. Alttaki hedef güzel duruyor. Alttaki hedefe bir adet atacağım. Şarjör çıkarıp yeni şarjör takıp bir adet daha atacağım. Tamam mıyız? Okey miyiz? Stop kardeşim. Bekleyin. Hadi bakalım. Çalışıyoruz. Mental olarak hazırlanıyorum. Ter olarak hazır değilim. Şöyle bir tık önde tutarsam bunu daha iyi olur. Şöyle bir tık. Evet, geliyor. Hazırsak. Aleykümselam gençler, hoş geldiniz. Yayınception verdim size. Sen şuraya bir sıkış kardeşim. Tamam mı? Sen kıpırdama. Çektim. Hop, rahat çalışırım. Veriyorum start. Aha ekran oldu. Dur. Evet. Start. Hadi. Allah belanı versin. Bekle. Of delikten geçirdim bu arada aynı delikten. Bunu da bilerek sağ üstü attım. Ki nereye attığımızı görelim. Devam. Bu deliği deliği çoğalttım arkadaşlar. Bilmiyorum. Görüyor musunuz? Şuraya bir tane atmışım. Bir önceki buradaymış. Şimdiki buraya gelmiş. Bunu da buraya attım. Bunu tekrarlayalım. Birazcık şarjör değiştirmemizi hızlandıralım değil mi? Şarjörü drop poç'a bırakıyorum. Drop poç'un burası. Yere atmıyorum. Tamam mıyız? Bir adet. Bir tane kalmış buradan almadı. Onu ateşleyeceğim. Sonuncuyu ateşleyeceğim. Geliyor. Bu sefer o şu iki diye bir de üstte üç var. Onun altına çalışacağım. Yani işi bir tık zorlaştıralım. Şuraya çalışacağız. Deneyeceğim en azından. Neler yapabiliyorum. Gel bakalım. Başımın belası kablo kardeş. Hatta şöyle bir şey yapacağım.
Bununla atsın, geride kalsın. Ha, yo 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 yo. O beni yavaşlatacak çünkü. Ön kamerada kendimi gören ben. Oo, ateşlemedi. Bir dakika abi. Ateşledi ama. Şuna dön bakayım. Tetik niye böyle zor ezildi? Şunu bir tekrarlayalım. Tabanca arızası. Tamamız. Tabanca arızası gençler. Arada bir başımıza gelir. Şu bir. Şu da iki. Onu siktir et. Şunu bir şununla tekrarlayalım. Gaz basıncımız hala var. Arada kalan boşluktan mı? Neyin? Neyin boşluğu? Yok. O son bir tane boncukta bir şey olmuş galiba. Ya boncuk kırıktı. Ya ona benzer bir şeydi galiba. Emin değilim. Öyle küçük bir aksiyon yaptırdı bize arkadaşımız. Evet. Stop. Start. Tamamız. Şimdi ben ısınmaya başladım. Şu bir, şu iki. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Bak, şu, 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 bunun ortasına yok. Bu, bir tane de bu yapalım. Böyle küçük daireler çizdim. Kamerayı da oynattım galiba hafiften. Emin değilim. Ya çak oynamamış. Çıkar mısın? Nereye takıldı yine ha? O hep orada bir yerlere takılıyor. Hayır, o boncukları tekrardan kullanmıyoruz arkadaşlar. Şimdi ben ekrana küçük daireler çizdim arkadaşlar. Yani ekrana dediğim belirli aralıklı noktalara küçük daireler çizdim. Buraya sakin halde var. Elimden gelen en hızlı şekilde atışlar yapacağım. Bakalım ne yapabileceğiz. Üçlü mü toplayayım her daireye? Toplarım. Her daire 3, 3, 3, 3 mü atayım? Bunda neyimiz var? Var. Yaparım. Hadi yapalım. Sol üstten başlıyorum. Tam olarak bir tane namluda kaldı ve bitti. Şimdi şu 1, şu 2, şu 3. Şu ıska, şu 1, şu 2. Bu 1, bu 2, bu 3. Bu 1, bu 2, bu da 3. Burada 2 tane neredeyse aynı delikten geçirmişim. Burada 2 tane aynı delikten geçirmem var. 2, 3. Şu ıska, bu 1, bu 2. 2 tane ıskam var. Geri kalan hepsi yuvarlaklarımızda. Yuvarlakların yerlerini değiştiriyorum. Siz bunları çizerken ben çizerken siz görüyor musunuz bilmiyorum ama random hiç öyle önemsiz elips bile çizdiğim var. Elips bile çizdiğim var yani. Şu sırtımda bir yere hep takılıyor. Elips bile çiziyorum ve gittiğinde daireler küçültüyorum daireleri. Şimdi şarjörüm bittiğinde low'da geçeceğiz. Şununla devam etmek istiyorum. Bir tane namlum da var.
Sıfırlayalım. Bir bakalım neler yapabileceğiz. Aleykümselam, hoş geldiniz gençler. Görkem hoş geldin bro. Üçlü yine topluyorum. Bir tane boş attı bu arada. Ah. Okey. Okey. Boncuk yetişmedi gençler. Bir load edelim. Bu arada ıskalamalarım oldu bayağı. Dikkatim dağıldı. Burada 1, burada 2, burada 3. Burada 1, burada 2, burada mis. Burada 3 var. 3. Bak burada ıskan var. Burada 1, burada 2'm var. Burada ıskan var. Burada 1, burada 2'm var. Burada 1'im var. Diğer ikisini atamadım çünkü. Boşladı makine. Devam edelim abi. Güzel gidiyoruz. Şimdi şuraya bir tane. Daha da küçültüyorum bak daireleri. Lan bu çok küçük oldu. Bunu şöyle say. Bu lan bak. Olmaz. O çok küçük, onu vuramam. En azından 3 tane vuramam. Bir tane vururum. Şimdi gelin abi şunları bir dolduralım isterseniz. Seri ananı sikeyim. Oğlum bu sırtımda bir yere takılıyor benim ya. Ha kurtuldu mu? Muhammed nereye takılmış bu, baksana be. Allah kahretmesin Cyclone poçunu. Kurtardın mı? 2 saattir takılıyor Cyclone poçunu. Ha. Dünyanın en değişik konsepti olabilir. Evet gençler, şimdi hemen doldurmaya geçiyoruz. Şöyle şarjörlerimizi masaya alalım. Elimden geldiği kadar size göstermeye çalışacağım. Onun için böyle uzaktan yapmaya çalışıyorum. Şunları bir dolduralım. Birazdan tüfeğe geçeceğiz. Biliyorum tabanca eğlenceli ama tüfek daha da eğlenceli. Aslında tüfek tabanca arası değişimler falan yapmak daha eğlenceli olacaktı ama askı kayışı setup'ı istediğim gibi çalışmayacaktı. Neden? Kablolar çok fazla. Kabloları kırabilirim, yırtabilirim. Bu da bana maddi olarak çok büyük paralara mal olur. Henüz maddi sponsorum yok arkadaşlar. Evet, en başta nasıl yaptıysak yine aynı şekilde. 1 2 3 dolu. 1 2 3 dolu. Görüntü size geliyor mu bilmiyorum gençler ama 1 2 3 dolu. Let's go. Evet gençler. Bu arada hoş geldiniz. Tekrar yukarıya bakacak şekilde. Bu arada namlu da var mı? Namlum temiz ve boş. Şimdi hedefleri küçülttük abi. Küçük hedef, daha küçük hedefleri atacağız. Yine üçlü grupman yapmayı planlıyorum. 3 3 3 3 3 ve 3. Daha da küçülmüşler lan. Hadi bir deneyelim bakalım ne yapabileceğiz. Gene beeper'ı ayarlayalım abi. Start stop. Bu arada cihazımızı kuralım. Lock and load. Evet, start. Şimdi 3 3. Bak bu arıza durumu. Şarjör değiş. Bir deneme atışı. Okeyiz.
3. Şunu mu çizmiş? 3. 3. 3. Şimdi stop. Hadi gidelim bakalım ne yapmışız. Şimdi şu 1, şu 2, bu da 3. İçerideyiz. Bunu içeride sayarım baba. Çünkü bak çizgideyim abi. 1, 2, aynı delikten 3. Şunu da arıza yaptı. Bu çizgide içeride sayarım. 2, 3. Çizgideydiyse içeridedir. Kural. Aynı delikten 2 tane. Lan ne atmışım be. 3. 3 tane de burada var. Bak çok mutlu oldum şu an. 2, 3. Nerede lan? Ha burada. 1, 2. Bu da çizgide 3. 0 ıskayla buradaki arızaya rağmen 3'te 3. Zaten önemli olan arızayla beraber bu işi başarabilmek ve hareket edebilmek. Şimdi hayatımıza temiz bir sayfa açıyoruz. Hepinizin hayatı umarım bu açtığım temiz sayfa gibi olur. Ama zımbayla olmasın. Yani zımbalı hayat istemezsiniz. Zımba bile arıza yaptı. Zımbalı temiz bir hayat olmasın. Zımbasız, beyaz, temiz hayatlar. Devam. Artık neye geçiyoruz? Şimdi artık tüfek antrenmanlarına geçeceğiz. Benim sevdiğim taraf. Bu da çok eğlenceli bir şey bu arada. İçerik içinde içerik. Eğlendirme videosu da yaptık. Şimdi babacanlar, buradayken şu yuvarlağı bir çizelim. Bunu da çizelim, bunu da çizelim. Bunu da çizelim, bunu da çizelim. Buraya random yuvarlaklar çiziyorum. O deliği ben açtım. Alttaki delik yüzünden açıldı. Hatta o deliği işaretleyelim. Ve kalem değiş. Bak, tactical kalem değişme de yaptık. Buna herkes rast gelmez arkadaşlar bu yayınlarda. Ama bir tane daha bitiyor. Başka kalem yok amına. Muhammed kalem getir. Ha dur düzeldi. Tamam düzeldi. Yok yok düzeldi. Tactical kalem değişimini yaşadığımız bir yayın oldu. Allah belanı versin. Kalem. Kalem kendine eğik tutuyorum ya. Ondan oluyor galiba ya. Tabii tabii. Aynen. Ben kalemi yanlış kullanıyorum oğlum. Bak kalem. Kalem silahtan neydi? Şeydi. Bak şöyle tutarsam. Bak. Bak tekniği görüyor musun bak. Bize bu tekniği Amerika'da öğrettiler abi. Bak daire çizme tekniği. Hiçbir dairenle aynı değil. Tamam mı? Bu tekniğin adı beklenmedik daire tekniği. Nasıl? İşte böyle şaşırtırız. Ananı. Buraya da delik açtım. Bunu da işaretliyorum. Deliklerinizi işaretleyin arkadaşlar. Arka taraftaki açılmış olan deliklere kalem saplanıyor. Normalde bu işin kalemi bu değil. Normalde bu işin kalemi CD kalemleri var ya onlardan. Oğlum büyükle başladım çok küçüldüm. Alın size lanet olasıca daireler. Şimdi bu lanet olasıca daireleri deleceğiz. Ya da Türk usulü kat çıkarız. Nasıl fikir? Gülmeyin lan tamam. Evet. Şimdi biraz büyük boysları yuvarlak çiz zımbayla vurayım. Kanki yapmışlığım var bu arada. Hani bilgin olsun diye söylüyorum. O kadar şey değiliz. Şimdi ben önce bir sıfırlamamı bir daha bir kontrol edeceğim. En sağ alttaki deliğe bir tane atayım şöyle. Sıfırlamam tam olmamış. Çünkü bu M4'leri yapmak, sıfırlamak zor. Tamam, sıfırlamam şu an iyi. Şimdi gençler, görüyor musunuz, görmüyor musunuz bilmiyorum ama daha iyi görmeniz için lazer sıfırlamam var mı? Lazer sıfırlamam yok. Bir daha şimdi onunla uğraşmak istemiyorum.
Şöyle. Daha iyi görmeniz için ışık tutacağım. Mesela bu 1, 2, 3. Görüyor musunuz? Buradan gözüküyor mu delikler? Evet. Tamam, güzel. Kardeşiniz atıyor, kardeşiniz atışçı. Aleykümselam. Lazer açıp lazerle nişan alıp vurman yok mu? Var lazer. Ama lazerler sıfırlı değil abi. Bunun için bunu lazeri sıfırlamam gerekecek. Sıfırlayalım abi, hadi. Madem hani bir şey yapıyoruz. Bir bakalım sıfırlanıyor mu? Buna göre oluyor mu? Benim makine, benim makinenin bütün ayarları kaydı ha. Müşteri mi geldi abi? Sen de o. Perdeyi çek. Bana ince uçlu bir düz versene mami. Aha. Perdeyi de çek sonrasında. Evet. Şimdi bu bu yukarı aşağı ayar ama zaten en ayarda. Abi çok şeyde ya. Şöyle çevirelim babacığım. Şöyle komple. Yok abi, bu benimkisine göre ayarlı. Buna göre şu an ayarlayamam. Ya uzak mesafeye ayarlayabilirim. Şu an mesela ben o yuvarlığa bakıyorum ama ateş ettiğim zaman bak nerede olacak. Reddatım ayarlı. Bununla yapmayacağız şu an. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi ne yapalım? Şimdi her birinin ortasında birer tane daire var biliyorsunuz. Bu dairelerin tam ortalarına atış yapacağız. Can Yakar, Mor Arthur. Evet abi, Mor Arthur, Can Yakar, bunlar profesyonel oyuncaklar. Şimdi şöyle hafif şu. Evet, gayet güzel gibi gözüküyor. Şimdi Beeper'la beraber, tamam mı? Beeper'la beraber kaldıracağım. Her birinin ortasına birer el hızlı atış. Hadi bakalım, zor. Hamlamışım. Bir kontrol edelim. Bir tık hamlamışım. Bir de tüfek. Ananı avradını. Yayın birazdan kamerada kopacak gibi ha. Şimdi şu bir tam orta. Bu iki tam orta. Bu üç orta sayılır. Bu mis. Bunu saymıyoruz. Bu dört tam orta. Çizgide ama çok dışarıda kaldığı için saymıyorum. Allah'ın kabloları. Ben bir sonraki yayında şu kablolardan bir kurtulayım değil mi? Gençler. Daha rahat bir yayın yapalım. Bunu bir daha tekrar edeceğim. Bunu bir daha tekrar edeceğim. Start. Evet. Hamlamam düzelmeye başladı. Devam. Kabloları bazen unutuyorum ve hırpan olabiliyorum. Şu 1, şu 2, şu 3, şu 4, tam olarak içerideyim. Şu 5 ve bu da 6. Tamam. Hedeflerde yeteri kadar, kardeşim şuradan çık. Hedeflerde yeteri kadar hasar verdiysek, şimdi bir tık daha Mozambik çalışalım. Şimdi hedef arasındaki hedef değişimine, yani hedefin üzerindeki üçlü atışlıya Mozambik atışı denir. Şimdi mesela görmüş olduğunuz gibi her beyazda 6 tane dairemiz var. Bu 6 tane daireye belirlediğimiz 3 noktaya atış yapacağız. Onu da nasıl beceririz?
alt sağ 2, sağ orta 3. atışımız olur. Yani şunu simüle edeceğiz. Bir tane boş simülasyon yapacağım. Gördünüz mü bilmiyorum. Alt orta 1, sağ alt 1, sağ orta 1. Bunlar bu üçlü grupman genelde atışları. Normalde iki göğüse bir kafaya yapılır Mozambik. Ama ben değiştirebiliyorum şu an istediğim gibi. Bunu yapacağız. Hazır mıyız? Devam. Onu atlayacağım. Sonra bir sonrakine geçeceğim. Erken dıtladın lan. Evet. Hadi kontrol edelim. Gel bakalım sevgili dost. Kalemsiz nasıl kontrol edeceğiz? Edemeyiz. Evet, şimdi şu bu ilk denediğim demo atıştı. Bu ikinci atışım. Bu arada şu sıfırlama atışımdı. Bunu silelim, kafa karıştırmasın. Bu 3. Bu 4. Şimdi daireyi daireyi şöyle döndüğünü devam edersek içerideyim. Burada biraz acele etmişim. Bunlar ıska. Şu ikisi. Şu içeride. Bu tamam. Bu tamam. Şu sağdakini attım çünkü gördüm onu da. Siz de gördünüz. Şunları işaretlememişim. Bu da 5. Düzeltiyorum. Aslında 5 değil 6. Bunu da ilk attığımı varsayarsak. Evet. İyiyiz. Normalde arkadaşlar bu benim için çok yakın bir mesafe. Daha uzak mesafelerden daha uzak atışlar yapmayı seviyorum. Ama şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Birazcık daha bokunu çıkaralım hadi. Şimdi ne yapacağız? Üst sıraları görüyor musunuz? Alttaki 3, 6, 9 tane. Alt üçlünün en üst sırası. Onlardan tak tak. Hatta şöyle yapayım. Daha da piçleştireyim. En sol, en sağ. En sol, en sağ. En sol, en sağ. En sol, en sağ şeklinde dıştan içe doğru kapatalım abi. Bize de o yakışır. Bu arada beeper beklemeyeceğim. Tüfeği elime alıp hazır olmamı beklemiyor beeper. Pat diye basıyor. Onun için beeper beklemeden kendim hazır vereceğim. Bakalım ne bok yiyeceğiz. Şimdi geliyor. Gözümü kapatıp atış mı yapayım? Yaparım bu arada onu. Bir iki çalışmadan sonra onu oturtabilirim. Evet, ben geliyorum abi. Sonuncu kaçtı. Gelin bir bakalım. Şu kablolardan bir kurtulursam. Şimdi bu bir sol dış. Bu iki sağ dış. Bu 3 sol orta. Bu 4 sağ orta. Bu 5 sol sağ. Bu 6 sağ sol. Bu 7 sol. Bu 8 sol. Bu da çizgide ama hadi bunu da saymıyorum. Bu da nazar boncuğu olsun. Bu arada çok zordur. Sol sağ sol sağ sol sağ sol sağ ve orta yapmak. Hani sürekli hedef hareketi sağlar. Sağlı sollu. Güzel bir antrenman yöntemidir. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Bir tane buraya atacağız. Hemen ardından bir tane buraya atacağız. Hemen ardından bir tane buraya atacağız. Hemen ardından da bir tane buraya atacağız. Ama şurada bir tane kaçağı işaretlememişiz. Neden işaretlemediğimizi bilmiyorum bu grubu. Bu ilk test grubuydu galiba. Onu işaretleyelim de sonra bir sonraki atışımı orada demeyin. Hile yapıyorsun Doğaner demeyin. Alınırım. Alınganlık yaparım. Duaklarımı da düzelterek, duaklarım var benim. Şimdi devam ediyoruz. Şunu, bununla çalışmıyorum artık. Ben random kendim antrenmanıma devam ediyorum. Şimdi ne yapıyorduk? Önce sağ üst, sonra sol alt, sonra sol
Yok, tam tersi yapalım. Böyle böyle. Aa, o sağ altta çok fazla delik var ya. Onların içine bir tane daha delik koyar mıyım? Koyalım. Hadi gelelim. Şu kardeşimizi şöyle alalım. Şimdi çok rahatsız ettim kablo. Evet. Hazır mıyız? Şu an safe'teyiz. Tüfeğimiz safe'te. Tutuş şeklim görmüş olduğunuz gibi. Bilmiyorum ne kadar net görüyorsunuz. Hazırım. Parmağım hiçbir zaman tetikte değil. Switch selektörü baş parmağımla açıyorum. Hedefe döndüğüm zaman switch selektörü açıp atışa geçiyorum. İki gözü açık atış ediyorum her zaman. Gözlerimi kapatmıyorum. Red dot zaten böyle atılan bir şeydir. Veya hollow sight'lar böyle atış edilir. Dürbün kullanmıyorsanız bunlar bu şekilde kullanılır. Şimdi devam edelim abicim. Şimdi sol üst, sağ alt, sol alt, sağ üst. Bu kolay oldu ama artık bana kolay geliyor ya. Bu çok isabetli bir makine. Bana çok kolay geliyor. Hemen ortadakini vuralım. Abi hemen ortadakinin sol üstünü vuralım. Abi hemen ortadakinin sol altını vuralım. Onu ıskaladım, bir daha vuracağım. Evet. Hemen sağ üstün ortasını vuralım. Hemen sağ üstün orta solunu vuralım. Abi her deliğe, her boş gördüğüme bir tane çakıyorum şu an. Bak, safe'den alıyorum. Ateş ediyorum, safe alıyorum. Hop. Evet abi. Hop. Evet abi. Hop. Evet abi. Hop. Evet abi. Ah. Onu sayarım. O içeride. Şimdi hepsine tek tek bakacağız. Şunda kalmamış. Buna bir tane gönderelim. Başka nerede kalmamış? Şunda kalmamış. Şuna bir tane gönderelim. Bakayım başka nerede kalmamış? Şunda bir tane kalmamış. Bir tane şuna gönderelim. Bir tane de şuna gönderelim. O olmadı. Şuna gönderelim. Bir tane de şuna gönderelim. Şu sağ altla iki tane ıskalamıştım ya. Onlara da birer tane gönderelim mi? Bak. Bitti. Yenisini taktım. Şimdi size bir de şarjör değiştirmeyi de göstereceğim ama önce şunları bir inceleyelim. Bu arada büyük eliniyor. Çaktırmayın. Boş kalan her deliğe atabilirim. Adam çok... Ayıp, öyle şeyler deme. Çok ayıp. Evet, şimdi şuna bir tane atmışız. Bunu atmamışım, bunu da atmamışım. Bunlar da varmış. Bunu işaretlemişim zaten. Bak, burada yokmuş, bunda var. Burada var yenisi. Burada var yenisi. Burada var yenisi. Burada var yenisi. Bir tane de burada var. Hani bakayım neredeymiş? Hanimiş neredeymiş? Hanimiş benim deliğim neredeymiş? O da buradaymış. O da buradaymış. O da buradaymış. O da buradaymış. Tamam, bu easy ya. Artık biz instruction mı olduk? Artık en iyi atıcı biz miyiz ha? Aa, buraya iki delik açmışım lan. Yetmemiş, bir delik daha açmışım buraya. Artık biz İnanılmaz atışçı mıyız yani? Bu mudur şimdi yani? Artık dünyanın en iyi atışçısı olduğumu mu kanıtladım şu an? Hiçbir şey yapmadım. Şu an sadece antrenman yapıyorum arkadaşlar. Ne kadar bu kadar iyi vurursanız vurun. Ne kadar bu kadar iyi antrenman yaparsanız yapın. Vuruş ortalamalarınız ne kadar yüksek, ne kadar hassas olursa olsun. Antrenman yapmamaya başladığınız zaman bu atışlar körelir. İlk günkü halinize dönersiniz. Tekrar tekrar bu atışları yapıp kendinizi tekrar tekrar eğitip tekrar tekrar atış yapmazsanız bunlar unutulur. Onun için unutma, unutturma, antrenman yap. Sloganımız bu arkadaşlar. Unutma, unutturma, antrenman yap. Şimdi ben bir şey yapacaktım, ne yapacağımı unuttum. Ha, size L-shape şarjör değişimini göstereceğim. L-shape deniliyor buna. L yani. L denmesinin sebebi şu. Şimdi şurada bir tane boşum var. Şimdi şarjör değiştireceğim. Atış yapıyorum. Bababam atış yaptım. Tamam mı? Kolumun altına alamadım, kablo var. Kolumun altına aldım. Tamam mı? Yedek şarjörümü buradan çıkardım. Diğer şarjörümü L şeklinde yanına koydum. Elimle tutuyorum. Bak şimdi olayı izleyin. Bunu çıkarıyorum. Yerine bunu takıyorum. Bu da kendi yuvasına geri gidiyor. Ne yapıyorum? Çıkarıyorum. Çıkarıp takıp yuvasına geri gönderiyorum. Bu kadar basit. Şimdi bu boş. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Bunu
şu şöyle dursun. Burada mesela soldan sağa doğru tek tek en üst sıraya atacağım. Şarjör değiştireceğim. Sağdan sola doğru en üst sıraya tek tek atacağım. Hazır mıyız? Hazır mıyız gençler? Başlıyoruz. Şimdi. Evet, kablolara takılmayız. Bu arada çok ağır ve büyük bir silah ona göre. Easy win, easy ride. Şimdi burada delik pornosu. burada bir, burada iki. Burada aynı delikten bir sürü üst üste geçmiş. Burada aynı şekilde üst üste geçmiş. Burada aynı şekilde geçmiş. Burada da var. Burada da iki tane delik. Evet, zaten ikişer ikişer olacak. Şunu hep dışarı atmışım. Öyle gözüküyor. Bir içeride bir dışarıda olmuş. Yani bir tanesi tam şuraya gelmiş. Bir tanesi tam şuraya gelmiş. Onun için şu dışarıdakini varsaymayacağım ama bu içeridekini varsayıyorum. Ama soldan sağa gidip sağa geldiğimde bir şarjör değiştirip sağdan sola gidip bir şarjör değiştirip soldan sağa gelip şarjör değiştirip devam edebilirim. Mesela onu nasıl yapalım biliyor musunuz? Şu sırada soldan sağa gidelim. Bir tane şarjör değiştirelim. Sonra alt sıraya geçelim. Soldan sağa gidip bir tane şarjör değiştirelim. Sonra alt sıraya gidelim. Bunu en alta gelene kadar yapalım. Hadi bakalım, işimiz zor olsun. Biz de öyle bomba atar şeyinin kurtulursak, yayın inşallah kopmadı. Biz de öyle kolay değil abi hiçbir şey. Hadi zor yoldan. Bir de silah sesini arttırayım mı? Bak şimdi. Kendi flash hider'ıyla sesini duymanızı istiyorum. Bakın şimdi gençler. Geliyor. Evet. Şu orta sıradan başlayacağım. Hadi bakalım. Bu normal değişim tarzı. Aa, altına geçiyorum değil mi? Arada bir ıskalıyorum. Iskaladığım için geri dönüyorum. Iskaladığımı yeniden takıp, yani yeniden şey yapıp, atıp devam ediyorum. Bak, en soldakini ıskaladım tekrardan. Evet, bunu tekrarladıkça bu atışları tekrarladıkça, sürekli yaptıkça, şarjör sürekli değiştirdikçe, sizin eliniz, yapınız, şarjör değiştirme hızınız artar, yavaşlar, düzelir, doğru orantılı olur. Kol saatim Sunto Core Black. Oyuncağımızın markası da TR-16 Commando elektrik blowback modeli. Otomatiğini duymanızı istiyorum abi bu makinenin. Ve atışını da görmenizi istiyorum. Bakın şimdi. Bu da makinenin otomatik atış yapısı. Elektrik blowback'ini falan filan görüyor mu o kamera bilmiyorum. Ama
Rate of fire yüksek. Hatta hedefte yaptığımız, hedefte bir V yapalım mı? Şöyle. V yapamadık, bitti abi. Bakalım abi. Yakından görmenizi istiyorum abi. Hasarı yakından görmenizi istiyorum. Bakın. Böyle, böyle. Daha yavaş götürürsen daha sık inceleyip dokuyor. Şuraya V çizecektim. Böyle yaptım, kaldı. Üste çıkamadım. Üste de çıksaydım. Üste de böyle çıkıyorum. Viking'in V'si abi. Hadi bakayım. Buraya da imzamı atayım. Atamadım lan, deliğe denk gel. Hep bir deliğe denk gelme Doğaner. Hep bir delik. Hep bir delik sevgisi. Ama delmeyi seviyoruz gördüğünüz gibi. Delik olmayan hedef, hedef değildir. Alın size Doğaner'den üzücü sözler. Şimdi, bilmiyorum keyif aldınız mı? Ben fazlasıyla keyif aldım. Ama yorgunluk sayım da yavaş yavaş artıyor. Ondan dolayı artık müsaadenizi isteyip mola isteyeceğim sizden. Yani müsaadenizi isteyeceğim ve yayın kapatması yapacağım. Şimdi bunun gibi yayınların gelmesini istiyorsanız elimden geleni yapacağım. Benim için yorucu bir hal alıyor. Ama desteklerinizi bekliyorum. Bu akşam muhtemelen yayın yapmam. Bu akşam dinlenme modunda olacağım. Bu bir testti. Test yayını gibi bir şeydi. Yani test yaptım daha çok. Hani en azından ne yapabiliyorum? Atışlarda işte size ne gösterebiliyorumu en azından gördüm. Kablolarla alakalı problem yaşadım. Bu öngördüğüm bir şeydi. Mümkün mertebe öngördüğüm bir şeydi. Düzeltilemeyecek bir şey de değil. Birazcık uğraşla. Saça başa bak. Birazcık uğraşla düzeltilebilir. Çok terledim ve çok yoruldum. Tabanca tutumu, tüfek kullanımı, bunlarla alakalı sizi sıkmadan detaya girdim. Normalde bu iş daha detaylı, daha böyle uzunca anlatılabilir bir iş. Ama birazcık daha böyle chill tutup, daha böyle çok hedefe atıp, birazcık daha eğlendiğimiz bir yayın sunmaya çalıştım sizlere. Yayın tekrarı, bu yayının tekrarı %99.99 YouTube kanalımda olacak. Tekrarı izlemek istiyorsanız hem YouTube kanalından hem de Twitch kanalından takip edip izleyebilirsiniz. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Kapatıyoruz artık. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Bugünkü yayınında sonuna geldik. Telli duvaklı gibi bütün kablolarla uğraştım. Artık kendime kablosuz bir çözüm yolu bulmak zorundayım. Buradan sponsorlara sesleniyorum. Beni kablosuzlaştırın. Bakın. Şu tere bak bak. Alın teri bak. Bu çocuğu kablosuzlaştırın. Arkadaşlar. Durun bakayım. Hücum yeleğini çıkardıktan sonra ne kadar terlediğime bakmak istiyorum. Dur abi bekle. Hücum yeleği çıktıktan sonra sadece airsoftçular bilir. Her yerimde bir kablo var. Her yerimde bir şey var. Evet. Şu an görüntü var mı bilmiyorum ama bildiğin sırılsıklam her yer. Burası sırılsıklam yani. Benim için eğlenceliydi. Umarım sizin için de eğlenceli bir video olmuştur arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Kendinize de iyi bakıyorsunuz. Hepinizi ayrı ayrı öpüyorum. Hoşça kalıyorsunuz.